Herkese merhaba, ben Kaan. Bugün Runet King, artık nasıl okunuyorsa yani mahvolmuş kralın oyununa devam edeceğiz. Hadi bakalım merakla. Şimdi ne olacak en son? Çünkü Braum'la falan buluşmuştuk ve ilk başta fark ettiğim şey oyunun sesinin biraz şey olduğuydu. Yüksek olduğuydu. Benim sesimi bastırıyordu. Umarım bu bölüm bastırmayacak. Çünkü mikrofon ve şeyi ona göre ayarladım. Evet, aslında Braum'la burada kalmamıştım ama niye böyle bir şey yaptı onu anlamadım. Miss Fortune'da malikanesinde buluşmak. Selam canım. Gözlüklü bir adam birkaç normal kağıdı karıştırıp düzenliyor. Bir elinde önündeki kağıtlarla yazan kelimeleri incelerken düzenli olarak baktığı bir defter var, kafasını kaldırıyor. Kim varmış burada? Parlamayı bekleyen bir şampiyon mu yoksa? Gücünü test etmeye mi geldin? Eğer öyleyse doğru yerdesin. Karşında Bridgewater'ın ödül tahtası ve bendeniz ödev güllesi Hugo duruyor. Hakkında daha önce söylenmemiş ne olabilir ki? Söylenmemiş ne söylenebilir ki? Buradaki çoğu sorunun hem sebebi hem de çözümü o. Bridgewater'da ikinci şanslara yer yok. Yani en azından konu ödül tahtası olunca yok. İnsanlar buraya bir isim ve karşılığında bir ödülle gelir. İsim bu tahtaya asılır. O kişinin canını kim alırsa ödül de onun olur. Bu kadar basit. Esas ilginç olan şey bir ismin buraya asılmasıyla buradan indirilmesi arasında geçen olaylardır. Benim yani ödül görevlisinin hayatını merak etmen ne hoş. Genelde herkesin tek derdi ödül oluyor diyor gülümseyerek. O kadar uzun yıllardır bu işi yapıyorum ki başka bir işte çalıştıysam hatırlamıyorum. Bu işin düzenini, basitliğini seviyorum. Her şeyin kaydını tutmak bütün vaktimi alıyor. Ama yine de başka bir iş yaptığımı hayal dahi edemiyorum. Mikrofonlar açık. Bir sıkıntı yok. Gene biraz indireyim mikrofonumu. Devam edelim. Tabii ki işim dolayısıyla tehdit edildiğim de oluyor. O zaman tehdit edenler isimlerini usulca tahtaya asıyorum. Gerisi kendi kendine halloluyor. İsmin getirilerinden biri deneyebilir. Bir göz kırpıyor. Peki öyle olsun. Demek ki Bridgewater'da böyle bir saçmalık da varmış. Bir iki ödül daha toplarsam kendime gemi alacağım. Herkes gibi sen geçmeme izin vermeyeceksin tabii. Ben nasıl geçeceğim? Bu arada Braum'un kalkanı ne ya öyle? Saçma bir şey. Herhalde buradan çıkacağım. Şöyle gözüküyor. Selam yiğitlerim. Ha, gemiye mi bineceğim? Hadi ya. Bak diyorsun. Bridgewater içinde hızlı ve kolay yolculuk etmenin yolu olan gondol şu anda rutin bakımda. Abi buraya git diyorsun. Nasıl? Bakın da. Salak mısın, tamam? Haydi. Bunun malikanesiyle. Abi yol göstermiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Hani yol falan göstersen anlayacağım seni. Aa, harita. Ya hayır ya, dur. Kayıkhane, Buhru, Rıhtım, Dalga Kampı, Deniz Feneri, Tayfa Sokağı, Gemi Hurdalı, Çekilmiş Deniz Pazarı. Ben neredeyim? Buradayım. Hoş hanım. Hoş hanım. Bu şey mi? Miss Fortune mı? Dursana be. Hoş hanım Miss Fortune olabilir mi acaba ya? Dur bakalım, gidelim. Bu ne? Oho abi, siz ne yapıyorsunuz? Şurada bir kağıt defterci. Aha, dedikodu satın al. Olur, bunu izlerim. Bu dükkan sana insanlar ve makamlarla ilgili dedikodular satarak yeni görevler açılmasını sağlar. Ha. O ben karşını şüphe çekici koşullar altında kaybetmiş diyor. Büyük Bridgewater'da küçük balık. Biri boş boş para vermek gibi olmayacak bir iş girişiminde bulunmuş. Tabii ki hiçbir anda gitmemiş. Tayfası oyunu bul. Ha, burası bu açık dünya oyunu mu? Haydi. Bir alayım bakayım. Sırf merakımdan. Nene ve dedenin dükkanına git.
Dede beni ne? Tüccar, balıkçı, dedikodu satıcısı, ödül tahtası, gondolağı, dinlenme odası. Mesela burada bir sandık var. Hazine. Ha, görev kayıtlarına gitsem. Evet. Tamam. Hikaye yan görevi, av ödülleri tamamlandığında kısmına taşınır. Otomatik olarak eklenir, keşif sırasında gözükür. Yani ben bunu seçsem ya da bunu seçsem, bunları yaptım. Yan görevler. Şöyle yapayım mı? Nene ve dedenin dükkanına git. Nasıl gideceğim? Nerede? Nene ve dede. Hedef Tayfa Sokağı. Dede ve nine. Kayıkhane, Rıhtım Buhru Mağazası. Bana görev yeri göstermiyorsun. Hadi göster bakalım. Anladım. Yani aslında benim buradan buraya geçmem lazım. Bu da Beachwater. Yani Gözcü Kulesi Varoluş Pazarından geçeceğim. Yani Gözcü Kulesi Varoluş Kasabı. Allah Allah. Ha dur bir dakika. Daha geçilecek yer vardı çünkü. Bak ben buradayım. Şöyle bir rota çizmem lazım diyor oyun bana, yani bilmiyorum. Bak, Buhru Mağazası, ağıllar, katliam limanı ve Beachwater. Katliam limanı, Beachwater. Tamam da Fortune'a geçmek için şimdi ne yapmam lazım? Varoluş pazarından ya da Gözlü Kulesi'nden geçebiliyorum. Bir dakika canım, bir dakika, bir dakika. Oo, çok gittik, dur. Tayfa Sokağı var, Gemi Hurdalığı var, Çekilmiş Deniz Pazarı var. Kayıkhane Rıhtım Abalıkası. Buradan gitsem. Deneyelim. Görevleri döndür. Döndürelim. Şimdi yerim güncellendi mi? Tayfa Sokağı'ndaymış görev. Dur bakayım. Bir şu yan görevi bir yapalım diyorum ben. Siz ne diyorsunuz bilemem ama. Ya tamam, bir yan görev patlatalım ya. Hep ana görevden gitmedim. Büyük oranla illa bir yerde gücüm patlayacak. Devam edemeyeceğim. Aha bir şey oluyor. Serkeş bir manyağın işiymiş gibi görünmüyor. Kastı yapılmış. Sanki bir mesaj vermek istiyor gibi. Bence bu Borut façalarının işidir. Dün geldiklerini gördüm. Burunlarından soluyor gibi bir halleri vardı. Kardeşim. Haydi. Desene bir yan quest oldu. Ölü kardeşine bakan adam kendi kendine felaket, felaket diye mırıldanıyor, felaket. Tıpkı kader gibi. Ne oldu burada? Asıl soru da bu değil mi zaten? Ortalıkta adamın bağırsakları döküyorlar. Hem de hapishanenin önünde. Yine de bir tek şahit bile çıkmıyor. Etrafındaki herkese pis pis bak. Kimsin sen? Ben Owen. Şu anda. Şu da kardeşim Alex. Rıhtım işçisiyiz. Alex dün gece hana dönmedi. Şimdi burada ölü. Belki de biri. Onu başkasıyla karıştırdı. Parasını bile almamışlar. Demek ki yan kişilik olayı değil. Millet Beachwater'daki çete niyetlerinden bahsedip duruyor ama işlerini karışıp rakip çete üye sunulmak istemiyorum. Buralı değil gibisin. Kimse senin çete üyesi olduğunu falan düşünmez. Lütfen benim yerime etrafı soruşturur musun? Tek isteğim olayı nasıl gerçekleştirmek, sana bir ödeme yaparım. Olur yaparım. Owen Alex mükemmel bir kardeşi diyemem ama en azından onu... Kuzey Gri Limanı'na giden köprünün orada Lenny denen bir çiroz var. Kulağı deliktir. Burada olup biten şoyu duyar. Yani ben aslında... Bir dakika. Yine bu quest saldım ama haritada güncellendi mi? Bak şu ikisi yer. Ha ben yanlış gidiyormuşum zaten. Dur dur. Desene. Pardon. Hala soruşturuyorum. Lan dur. Tamam gel gidelim. Ben yanlış gitmişim zaten. Şuradan bir yol vardı. Şu an doğru mu gidiyorum? Evet. Şu an doğru yer.
Şimdi şu dede ile ninenin sıkıntısını bir çözmek istiyorum. Doğru yere mi gidiyorum? Tamam, bu da olur. Şimdi dayı, senle konuşacağım. Gergin görünen bir adam kaleye oturmuş gibiden kalanlarını inceliyor. Kendi kendine büyük bir kısmı kurtulmayacak kadar su çekmiş. İşe başlamak için fazla bekledik diyor. Daren sen misin? Benim. Sen kimsin? Kimle devam et diyorsun? Aloy ile. Aloy. Kraken rahibisi mi? Sakallı hanımın farklısını anlıyoruz ama nihayet aynı tanrıça sanırım. Ben seni tanımıyorum ama sen beni tanıyormuşsun. Buraya niçin geldin diyor. Asabiliğim vücut hali gibi. Rıhtımda böyle olaylar olur mu? Her zaman burası Witchwater sonuçta. Kanunları sevmiyorsan böyle rıhtım hiç evet. Bana hiçbir şey çağrıştırmadı. Ben elemanlarımın çoğunun ismini bile bilmiyorum. Bu soruları için iyi bir seçim değilim. Fikrim var mı? Belki de çetelerden birine girmek için test ediliyordu. Tek bir hata oldu. Tepeler attı ve bir anda birilerinin canı yandı. Böyle şeyler bu işlerin doğasında var. Benim teorim budur, diyor Daren. Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi ilgilenmem gereken başka işlerim var, diyor. Arkası dönüyor ve gemiden odaklanıyor. Haydi, bir bok veremedik bundan. Burası hurdalık. Bir harita kontrolü yapalım. Gene burada bir şey var diyorsun. Güzel gövdeli. Ay bir sus be. Ya amacı şey. What the f Nereye gidiyorum? Rıhtım. Keşif sırasında buna benzeyen balık tutmaya kadar buradayken. Yahu tamam be adam. Ay yordun ha. Ne bok olduğunu bilmiyorum ama deneyelim. Olta at. Atamıyorum. Balık tutmak için hem olta. Oho abicim sen de var ya. Çık çık. Tam burada bir şey alıp burada bir şey ve bu mini game gibi bir şey herhalde. Yani oyunu çok sevenler ama çıkmak istemeyenler için yapmış adamlar. Okey ama çok şey var ya, bekleme süresi var. Oha korktum ya, ses ama balıkları kaçıracaksın. Peki yani peki neyi nereden alacağım? Bak şurada da bir yol var. Bura nereye çıkıyor? Selamünaleyküm. Aha pazarcı. Ne haber lan? Yadigar ticari sohbet. Hadi göster lan. Yadigar satarak ve balıkçıya balık satarak kara damga. Ay Allah'ım ya Rabbim. Görev eşyası. Well. Neyse, çıkalım. Ufak bir sohbet edebilirim. Peki. Gene bir şeyler bulduk gibi. Hatta bayağı şey bulduk. Çıkalım. Balık tutma muhabbetini çok anlamadım. Oyunda sağ olsun bana neyi nereden alacağımı da söylemiyor. Aha burada bir şey var. Ama hadi göster. Tamam. 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 Herhalde balık şey balık 151 al. Nasıl alacağım? Aldım. Hangisi pahalı? 113 ne kulem? Tamam geri çık. Sat desem ne satabilirim? Ha balık zırh mır falan işte. Hiç de para etmiyorlar ha. Neyse. Gider de bakalım bir balık tutalım. Ne diyorsunuz? Ay bir sal beni. Evet. Balıkçı günlüğü ev. Oltam bu. Yemim larva.
Sal beni. Hadi bir olta at bakayım. İyi attık, iyi. Bak şu balık geliyor gibi. Hadi bebeğim. Balık vurdu. Ha, tersine mi? What the fuck was that? Tam bir daha dene abi. At bakayım şöyle bir olta. Tuttum. Balık vurdu. Çekiyorum. Bak neye göre ama. Çek 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 çek. Dur. Dur, mantığını kavradım gibi ya. Ay, maksadım yanlışlıkla. Anasının nikahını attım. Oğlum o yemeğe kimse gelmez lan. Şu gelir belki. Oğlum Aloy'un balık tuttuğunu var ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir şey ya. Ha, böyle de makarayı sarabiliyorum. Tuttu. Bak şimdi. Kendime doğru çekiyorum. Abi çok sıkıntı bu. Neyi nasıl çekeceğimi mi gösteriyorsun? Abi anlayamıyorum mantığını ama. İzlesene. Tamam. Tamam. Ya bana bunu anlatma. Şurada bassam ne olur? Brown'la mı deneyeyim? Hadi bir de Brown'la deneyeyim ya, çok merak ettim. Çok mantığını anlamadım, yalan yok. Tuttu. Bak şimdi. Çekiyorum kendimi. Çek 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 çek. Balığı kaptım. Ha, okey. Teşekkürler. Gene yukarı attım, gene çok attım, dur. Çek 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 çek. Bak sağa sol yapıyorum. Şu ne? Yönünü ayarla. Dodge Masters. Dodge Masters. Yakalayacaksınız mı? Ay kendime doğru ne çektim ya. Gel. Gel babana. Bitti. Çok mantığını kavrayamadım. Ama yakın attığım sürece çok bir sıkıntı olmuyor. Gel babana. Yani çok şey değil. Geldi. Bu biraz zorlayacak bak. Şeye bastım. Abi dur, mantığını. Yok abi, çok saçma oyun ya, dur. Tamam, tuttum. Bak şimdi çekiyorum. W bastım, S'ye bastım. A'ya basıyorum. Bir mantığını anladık gibi. Mavi levrek, tamam. At bakalım. Tuttu. Şimdi A'ya basacağım, S'ye basacağım şu anda. A'ya, dur, S'ye basıyorum. Çektim 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 çektim. A'ya bastım. A S A S S'ye basıyorum. Tamam. Nanadi?
Çok garip olay, çok. Gelin biraz yakına ya. Çok uğraşamayacağım sizle. Şöyle iyidir. Tuttum, çekiyorum, bitti. Ya tamam, çok boş yapma. Kim geliyor? Gel gel. Bak burada ne var. Şuradakiler Ender galiba. Burada çok, şimdi çok yakın çektiğim için çok bir ödül olmayabilir. Vay be. Atalım şöyle. Bir deniz görün bakayım bunu. Aferin. Bak burada ne var. Bak bak kaçıyor. Bak bak kaçıyor. Bak kaçıyor. Tamam. Tut onu. Tut evladım. Aferin. Bitti. Attım. Dön bana. Bak kaçıyorum. Bak 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 kaçıyorum. Gel. Şu kadar iyi. Deniz anası. Tamam, bir de şöyle atalım. Yani. Şimdi şuraya atacağım. Balık kalmadı herhalde. Çekiyorum yavaş yavaş. Yok yok, balık kalmamış. Yeter zaten ya, çok da şey değil. Ver onu bana. Tamam, çıkalım şimdi geri. Bakın ne kadar para verecek bunu, onu merak ediyorum. Şimdi balıkçılara balık satıp mı damga alıyoruz, o damgacıya mı balık satıyoruz? Önemli soru bu ve ben bunu öğrenmeye çalışacağım. Selam dayı. Sal beni. Eşya sat. Ha. Okey. Yani bir tane larva alsam yetermiş aslında. Bilmiyordum. Acı tecrübe. Selam dostum. Hayır, satın alma ya. Sat sat. Haydi dur bakayım. Dayı bir gelsene ya. Bilemedim. Bilemedim yani. Neyse kalsın ya. İlla bir yerde satacak bir şey görürüz. Şimdi biz bu nineyle dayıya mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk ki? Biz rotadan çok şaştık ya. Tamam, buradan düz ilerleyeceğiz. Biraz aloe'ye geçeyim. Oo, kareyi ne vurmuş böyle? Bana mı diyor lan yavşak? Asansöre binmek için buradasınız herhalde. İlk sefer pahalıya patlar. Ne diyorsun Mercedes? Normal fiyatı mı çekelim? Seslediğini evet olarak alıyorum. Siz dişli kancalardan değilsiniz değil mi? Bu asansöre binemezsiniz. Sizin çetenin etrafına dolanmak için daha farklı yöntemleri var diyor. Kesin değilsiniz diyor. Sonra arkama döndüğümde sırtımı hançeri yerim. Böyle giyinip kuşanmışsınız. Bir de bana sıradan denir. Dilde pabuç kadar öyle olsun. Bir de siz gibi.
Mallar, yemin ederim valla. Joker, iyileştirme. Tehlikede lütuf yoksa çalışmanın başında rastgele bir Joker sarı. Ha, düşmanlar da heal olabiliyor. Okey. Şimdi kanki. Kanka sen de şuna vur. İyi vurdu. Ananı arvadını. Bram'ı sevdim ha. Joker iyileştirme hedef yok. Şimdi. Koridordan güçe geç desek falan filan hani. Bunu seç, tamam mı? Bram. Sen bir çık bakayım. Sen nasıl ölmedin ya? Şimdi Joker çok uzakta olduğu için ben şuna bir patlatayım gene. Kanki sen de şunu al, tamam mı? Bak gel şunu al. Şunu bir aradan çıkart. Ne demek ıska ya? Eyvah, Joker'de bu adam var. Vallahi bu adam var. Dur ben bunu biraz hızlandırayım ya. Ya bitti zaten. Ya iyi, ganimet dolduk. Çok bir XP vermedi gibi. Tahmin etmiştim. Tamam, sıkıntı yok. Hadi ya. İstemsizce şeyi mi buldum? Ulan dedeye gidecektik. Haritayı yeni bir konum eklendi. Rıhtım. Oh yeah. Ha buradan da buraya geçeceğim. Gibi gibi. Ya hayır be. Klasik şey dükkan işte. Ne bekliyorum? Yok ya o kadar bir şeye ihtiyacım yok. Buradan devam et diyorsun. Ay. Varoşlar pazarı mı? Ne alaka lan? Selam dayılar. Ay sıçacağım yine bir görev ya. Beachwater evlerden ve teknelerden oluşan bir sıra dağı gibi. Göz alabildiğine uzanıyor. Alışmak zaman alıyor. Ama insan her yere evi belleyebiliyor. Sarah Fortune'un malik sen şu tarafta asansörü inince. Ama önce çarşıda satılan bazı şeyleri görelim. Beachwater'ın ne kadar tehlikeli gördük. Üstelik o ufak bir olaydı. Gelmişken ne gerekiyorsa alalım. Başımıza geleceği hazırlıklı olmalıyız. Evet, siyah ekran neden? Teşekkürler. Evet, şuradaki bir topu alalım. Ya dur. Eyvallah. Selam dayı. Ürünlere bir göz atayım. Balıkçı oluyor. Mavi alevka. Ha bunlar şey. Bizimkilerin takabileceği itemler. Ama 6 level olması gerekiyormuş mesela. Al bakayım. Ne demek param yetersiz? I'ya mı basacağım? Neye basacağım? Çıksana be. Haydi nasıl gireceğim? Q. İnceleme modu. Hayır. I. Haydi bu da değil. Ben Brahma nasıl? Ha Z'ye bas. Haydi. Sıfır mı? Hah. Ha, yok bu da değil ya. Bilemedim abi, bilemedim nasıl envanteri açacağım. Ha tapmış ya. Mana veren. Mavi alev kalkanı. Buna tak. Enkaz poroydu oluyor. Bunu poro. Ben buna kaç taktım? 6 mı taktım? Evet 6 taktım.
Okey. Alayı henüz bir şey alamıyorum. Ama tahminimce bir şey satabiliyorum. Ya bir sus. Bunu bir satacağım. Kudret yüzüğü. Ana. Ya ben balık tuttum da balıkları nasıl satacağım onu da bilmiyorum. Ana. Bak tahmin ettim. Diyorum bunlar daha takılı değil çünkü alimin kitabı tak kadret yüzüğü tak anasını satayım. Ha. Şimdi ne satabiliyorum kanki sana? Şimdi bir daha bakalım. Ha, şunu satarım. Bunlar benim eşyalarım, bunlar şeylerim. Balık tuttum o kadar balık şeyleri satamıyorum. Çok tilt ediyor. Ya he dayı he. Dayı sen ne satıyorsun? Satın al. Takı. Abi. Desene çok şey yapabiliriz. Şu an var ya, adamın kalkanı bir boka benzedi yeminle. Sahtekar rol bana sattı. Ay uğraşamayacağım. Abi keşke okusaydım. Hikayeyle ilgili bir şeydi sonuçta. Görevi bir değiştir abi. Şimdi bu merdiven. Ha merdivenleri inince. Okey. Sen ne satıyorsun lan? Sen iksircisin. Okey. Sana bir şey satabiliyor muyum? Balık malık. Satamıyorum. Ben hala bunu ne alaka yaptığını anlamadım ama. Neyse. Miss Fortune mı? Kapı kilitli. Ya bir sus be adam. Dur dur. Buram azıcık dur. Ya buram şekil durman lazım. Hatta şuna geç bakayım. Bu da aynı boka giriyor. Allah'ım kafayı melek. Okey. Biraz dolanıyorum ama bir şeyler yapıyorum. Ay. Vallahi vuramadım. Saldırı gücü artışı. Tamam. Şöyle deneyelim. Uymuyor. Hiçbir şekilde uymuyor. Hızla da alakası yok. Bununla vuracağım ya. Yapacak bir şey yok. Anam iyi vurdular. Ananı arvadını. Dur heal basmam lazım kendime. Şöyle kendime vur. Aynen dengede de sen şuna saldır. İyi vuruyorlar lan. Kendime bir heal. Brown sen de şöyle atılabilirsin. Bam bitti. Okey. Güzel XP. Tamam. Aloy level aldı ya. Güzel. Bir dakika. Devam. Yani bu konuşma ne alaka çok anlamadım ama çok da sorgulamak istemiyorum. Ben nereye gidiyorum? Ha tam doğru gidiyormuşum lan. Fortune kaptanımızı öldürdü. Bunu hazmedip susamayız. Bence burayı iyice talan edip ona ders verelim. Beachwater'ın en zengin insanları olmak üzereyiz. Ama eşit paylaşacağız. Kaptan Thorne da öyle yapmamızı ister zaten.
Selam dayılar, ben buradayım. Oo, hevesli bir seyirci kitlemiz var bakıyorum. Altınları kendilerine almak istiyorlar ama altınlar Kaptan Thorne'un Murad'da White'ına ait. Kritik vuruş ihtimali artışı az sıçtık. Kesinlik ananın sıçtık. Kanka sana küçük mana iksiri vereyim de ben. Tamam. Bekle şimdi. Uyuşmuyorlar. Ve bu iki piç kritik alacak şimdi. Kanka sana versem. Bravo. Aa, aa, hiçbiri değil dur. Yani şuna şu. Abi aldı bir kere hasarı piç. Abi bunlar bizim ağzımıza sıçacak. Çok netim bu konuda. Hiçbir şekilde kritik şey alamıyorum. Ve heal yapmaktan başka bir bok yapamıyorum şu anda. Brown. Kendine bir bariyer bas kanka. Hay sıçacağım gagana senin de. Abi tutturamıyorum. Ya ben niye salak mıyım? Şöyle bir şey yapsam ya. Da yeni fark ettim. Brown. Hıza gel. Buna. Onu şimdi anlıktan buna vur. Tamam, güzel bir hasar. Şöyle bir şey deneyebilirim. Tutuyor ya. Tutuyor. Sıçayım gagan senin ya. Çok kötü savaşa girdim abi. Çok kötü savaşa girdim. Six 53. Şuna versene be. Tamam, tutturmuyorum. Tutturamıyorum hiçbir şekilde. Onu anladım. O zaman gene bir heal atayım kendime. Tamam mı? Hadi ortalama bir heal atalım. Bu abimizin bir bok yapabildiği şu an bir şey yok. Şuradan bir düz vuruş yapsak yeterli. Heal'ı verdim. Gene aynı boku yap. Güzel. Bir heal sıkalım. Bir heal sıkalım. Brahma bir mana potu atacağım. Bu çok kötü gidiyor, çok kötü gidiyor, çok kötü gidiyor. Abi adam öyle vurulmuyor ki. Dur. Ya şerefsiz çok kötü vuruyor ya. Bir dakika, niye küçük mana iksirim var ki benim? Büyük yok mu? Grup can iksiri, orta can iksiri, mana iksiri. Ben bir dahakine mana iksiri alayım kendime.
Yok abi, adam hasar yemiyor. Sıçacağım gagasına ya. Acaba yanlış koridordan mı takılıyorum ya? Tamam. Ne kaka Buros'cum, sen de şunu al. Tamam, sıkıntı yok. Sen bir mana patlat. 30 mana. Ya Negaka Buros çok deli hasar yiyor ya. Tamam, bendesin. Bir şey deneyeceğim. Bunun kritik hasar almasını istiyorum. Yok, olmadı, dur. Tamam, ağır darbelere karşı etkisiz. Bunun mantığı bu. Aloe dayanmaz bir saldırı, imkansız dayanamaz. Evet, Nakika Buros'cum. Seni... Ya sıçayım, adam kritik aldı. Ne oldu? Tamam, ben de. Anlık vur. Öldü. De ağır vurmam gerekiyormuş zaten. De çok geç anladım ya. Neyse, ganimetimizi aldık. Leveller nasıl? Alınmamış. Gençler bu. Tam yeniledik karakterleri de. Ne haber lan dürbüz? Ah, bekleniyordum. Adın Aloy miydi? Miss Fortune gözüm senin üstünde olmanı istedi diyor. İlerleyebilirsin. Seninle içeride görüşecek. Şu an sana seni binip doğrudan görüşme sonundaki sağ sola burnunu sokmak yok. Gitmeye hazır mısın? Evet. Lütfen ilerle diyor. Doğrudan solana git. Yani tamam da neden böyle bir tilt oldun? Bir de Beachwater'da böyle makineler var mıydı ya? Garip. İnsan şaşırıyor. Her zaman şaşırıyor insan. Neler oluyor hayatta? Keşke bu rüya gerçek olsa. Sabah olup uyanınca keşke gerçek aynı kalsa. Ha, şurada bir sandık var. Şurada bir sandık var. Güzel. Direkt solana git dedi. Gidelim. Selam. Şimdi bir ara sahne bekliyorum. Bir şey yok. Devam. Pekala. Ha, burayı hatırladım. Demek ben ilk başta malikanesinde takılıyormuş. Bak mesela burada yok etmiştim adı. Aynen, sinematik. İyi, ananı var bu adamı. Ne kadar görkemli bir ev. Saray gibi. Ama burada ne oldu acaba? Buradan bir Acaba. kötülük geçmiş. Hissediyor musun? Durağanlık ve çürümüşlük. Zamandır görüşemedik. Benden kaçıyorsun herhalde diyordum. İşim çoktu. Borularda şehrinin halkı arasındaki uyumu sağlıyordum. Gerçi fil dişi kulen yüksekmiş, göremiyorsundur. Bana kızmaya hakkım var. Yönetimi ele aldığımdan beri Bridgewater değişti. Kabul ederim ki pek iyiye de gitmedi. Belki Gangplank'ı öldürdüğüm için beni affetmedin. İkinizin arasında bir zamanlar bir şeyler olduğunu biliyorum. Ama bunca zaman sonra neden öyle yapmak zorunda olduğumu umarım anlamışsındır. Konuşalım. Aramızı düzeltmek istiyorum. Kör değilim Sera. Beni aramızdaki husumeti gidermek için çağırmadığının farkındayım. Burada çok kötü bir şey olmuş. Biri sana saldırmış.
Biri değil, siz gezginleri saldırdı. Adamlarımı biçtiler. Geçen sefer tüm şehir Karasis'e esir olmuştu. Ama bu saldırı bana yönelikti. Pek şaşırmadın. Tanrıçam bana bir görü bahşetti. Gölge adalarda Karasis toplanıyor. Güçleniyor. Dünyayı sarıyor. Görü mü? Tanrıçanın bilmecelerine kafa patlatacak vaktim yok Aloy. Sis gezginleri en güvenli mekanımı işgal etti. En iyi adamlarımın bir düzinesini öldürdü. Rafen ölümden döndü. Beni hafife alma Aloy. Bunun bir daha yaşanmaması için elimden geleni yapacağım. Braum da sisle savaştı. Pardon. Bu kim? Ben Freljordlu Braum'um. Erkeğin güçlüsünü ve aptalını seviyorsun ha Aloy? Braum bu sabah karaya vurdu. Karasis ona denizde, gölge adaların yakınında saldırmış. Ama senin durum farklı. Yıllar önce gri limanda Harrowing'i durdurduğumuzda kökünü kuruttuk sanmıştık. Ama ya yanıldıysak? Biz mi? Artık Beachwater'ı ben yönetiyorum diyorsun. Benden niye yardım istiyorsun? Yeteri kadar açık konuşmadım galiba. Şehrimi kurtarmak ve tayfamı korumak için her şeyi yaparım. Ben Beachwater'ın ihtiyaç duyduğu lider olacağım. Ama bunun için yardımına ihtiyacım var işte. Gri limanı kendi başıma inceleyemem. Yaralılarla ilgilenmem ve şehirde güvenliği sağlamam lazım. Karasis'le savaşmak sözcü olarak görevim. Ayrıca beni bu yola Tanrıçanın çıkardığına inanıyorum. Gri limana bu yüzden gideceğim. Sana yardım etmek için değil. Nasıl istersen. Her türlü sana minnettar olurum. Sen ya da yakışıklı arkadaşın bir şey öğrenirseniz beni bulun. Yakışıklı mı? Genç hanımın dili pek tatlı. Hemen aldanma. Sera daha Beachwater'ın huzur getiren bir lidere mi yoksa demir bir yumruğa mı ihtiyaç duyduğuna karar vermedi. Onun adalet anlayışı hep kan ve barut kokar. Ne ilginç bir şahsiyet. Gri limanı araştıracağız. Karasis döndüyse onu daha önce de yaptığım gibi püskürteceğim. Gri limanda ne işimiz var? Burası lanetli. Gelmemeliydik. Malik Gangplank'la buluşacakmış. Öyle duydum. Ancak cesediyle buluşur. Fortune Gangplank'i kendi gemisinde diri diri yaktı. Bilmiyor musun? Bize daha kötüsü olur herhalde. Gri limanın bir tuhaflığı var. Ölüler bazen dirilir. Acaba sen dirilecek misin? Tatlı rahat bırak Gangplank. Ne zamandır yoktun? Sana katılacak her adama ihtiyacın var. Şehrimi adamlarla geri alamam. Fortune ölmedi. O gönderdiklerin arı kovanına çomak soktu sadece. Onu daha da tehlikeli yaptı. Onlar başına geleceklerin uyarısıydı. İstediklerimi getirdin mi? Getirdim işte. Ama bu ıvır zıvırla ne yapacaksın ki? Neye baktığının farkında değilsin. Bu yadigarları, krallığın anahtarları. Öyledir kesin. Planın sonucunu görene kadar yaşarız umarım. Telaşlanma, işim bitmek üzere. Döndüğümde Karasis benim kontrolümde olacak. Şehrimi Kaptan Fortune'dan geri alacağım. Siz dostla düşmanı ayırt edebilecek mi? Etmesi gerekmeyecek. Bunu boynundan çıkarma. Adamların sana yakın dursun. Bir aptallık etmezsen gri liman sisleri sana aldırmaz. Hey, oraya döneceksen buna benden çok ihtiyacın var. Artık yok. Sakallı hanıma bir adak atayım. Ne olur ne olmaz.
olsam Bridgewater benim. Benim kaderim. Bir daha o tahta oturacağım varsa müttefikim verdiği sözü tutar umarım. Wow. Ya tabi Kaptan Gangplank'in ölmediğini biliyoruz bir ara. Ne kadar LoL'de kullanılmasa da ya da ne bileyim oyunda karakter tanıtım sitesinde falan olmasa da. Aa, Yusuf'a geçtik. Beachwater burası. Neden koruma tuttuğunu çok iyi anlıyorum. Peonia'ya hiç benzemiyor ama çok renkli. Havada tuz tadı var. Her şey deniz köpüğüyle kaplı. Bastığın yere dikkat et. O deniz köpüğü değil. Ne işin varsa umarım kısa sürer. Wow. Tam da Ahri'nin... İrtibatımı bulmak zor olmamalı. İrtibatın mı? O kimmiş? Bir tüccar. Zamanı gelince öğrenirsin. Belaya bulaşacaksan önceden bilmek isterim. Ayrıca bana kim olduğun, nereye gittiğimiz gibi temel bilgileri vermezsen seni koruyamam. Biraz huzursuz gibisin. Birinden mi kaçıyorsun? Tanıştığımızda İonya'dan çıkmaya çok hevesliydin. Şöyle yapalım. Önce sen bana kim olduğunu söyle. Belki sonra vatanımı neden terk ettiğimi söylerim. Sana gereken tüm bilgileri verdim savaşçı. Ücretini de peşin ödedim. Ama istersen yollarımız burada ayrılabilir. Bari adını söyle. Peki, gidelim madem. Yani Yusuf Ahri'nin kim olduğunu şu an bilmiyor. Doğru anladıysam. Çünkü adını söyle falan diyorsa Ahri'nin kim olduğunu henüz bilmiyor. Biz buraya geldik. Bastaya yadigarlarını satan tüccar sen misin? Şşt, bağırma be. Bu işler nazik. Alacak mal mı arıyorsun? Bastaya eserlerini biliyorsan herhalde koleksiyoncusun. Ne alaka Bastaya ya? Kendisine ait güneş taşları sattığını duydum. Mümkün olduğunda. O vastayaların hepsi çoktan öldü. Güneş taşları çok ender bulunuyor. Ama daha geçen sattım bir tane. Kim satın aldı? Maalesef adını söyleyemem. Gizlilik ilkemiz var. Söyle işte. İkimizi de yorma. Bir durun hele. Kaba kuvvete lüzum yok. Şerefsiz. Bu bilgiyi benimle paylaşmam müşterinin umurunda olmazdı. Müşteri Malik denen adam. İşli kancalardandı. Bana Gri Liman'a gideceğini söyledi. Bu Gri Liman buraya yakın mı? Orası lanetli. Sadece deliler gider. Dişli kanca ne? Yangplank'in eski mürettebatı. Sarah Fortune'dan bile korkmuyorlar. Ders düşmen iyi olmaz. Benim de öyle. Git başımdan. Kadim bir yadigar arıyorsun yani. Bunu bana söyleyebilirdin. Tıpkı söylediğim gibi doğru zamanda öğrendin. Sokaklar gece tehlikeli oluyor. Başımıza sokacak bir yer bulmalıyız. Wow. Hala herhalde sinematikten gideceğiz. Salak. İki oda, gecelik. Vay vay, emin misin? Yok, bir oda yeter. Noxus parası mı o? Burada geçmez. Sadece gümüş yılan kabul ediyoruz. Başka paramız yok yalnız. Benim sorunum değil kardeşim. Alın ecnevi paranızı defolun. Oydu. Emin misin? Bir öpçük mü atacaksın? Ulan Ahri, ulan Ahri. Tekrar bak istersen. Ne ender bir para. Çok cömertsiniz. İstediğiniz odaya geçin. Ay
arkadaşıma da içki. Oh, tabii tabii. Siz keyfinize bakın. Teşekkür ederim. Gecelik mi saatlik mi aga be? Şahane bir korumasın. Korumaya ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. O yaptığın numara neydi? Numara mı? Tüccarla hancıya yaptıkların. Bana yutturamazsın. Ne önemi var? Yeteneklerim sayesinde ihtiyacımız olanı aldık. Ama ben insanım. Sen de vastayasın. Akabe. Uzun süre saklayamayacağımı biliyordum. Şimdiye kadar çok vastaya savaşçısıyla tanıştım. Tüylüsü, kürklüsü, her türlüsü. Ama senin yeteneklerin gibisini ilk kez görüyorum. Ben Efeni kabilesinin son üyesiyim. İnsanlarla çok vakit geçirmem. Akabe. İonya'dan kalkan gemiye bindiğimizden beri insanlarla 100 yıldır geçirmediğim kadar vakit geçirdim. 100 yıl senin ırkın için göz açıp kapayana kadar geçer. Yani yalnızken vakit çok yavaş geçiyor. Bak, vastaya olabilirsin, büyülerin güçlü de olabilir ama benim tutmam gereken bir söz var. Ben sana yardım etmek için buradayım. Seni korumak için yapabileceğim bir şey varsa bana güvenebilirsin. Ama bana neler olduğunu söylemelisin. Sözlerinin ardındaki acıyı hissedebiliyorum. Bir şey sana sıkıntı veriyor. Bu işe düşündüğümden daha çok ihtiyacın var. Bu da başka bir yeteneğin mi? Yeteneklerimden biri. Benim adım Yasuo. Sen de bana Ahri'de. Sonunda. Yalnızken 100 yıl çok daha yavaş geçiyor. Haydi bakalım. Sen tüm çiçeklerden daha güzelsin. Lütfen terk et beni. Büyümü kontrol edemiyorum. Umurumda değil. Seninim. Hayır. Neyim ben? Canavarım. Tak, böyle miydi bunun hikayesi ya? Postür. Ya Yasuo gerçekten uyuya mı kaldın abi? Kendimi kaybediyorum. Beslenmeliyim. Yasuo'yla seyahat etmemeliydim. O kadar uzun zamandır insanlarla birlikte yaşamamıştım ki. Duyguları, anıları. Kendimi tutamazsam hepsini tüketirim. Kendi başıma yaparsam daha güvenli olur. Ayrıca ondan eninde sonunda ayrılacaktım. Aradığım sırlar sadece beni ilgilendirir. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Harbi. Nasıl? Gri limana tek başına mı gitmiş? Yanlış bir şey mi söyledim acaba? Şimdi çıkarsam belki onu bulabilirim. Bu sefer de başarısız olamam. Ölmesine izin veremem. Bunu bilenler anladı bu arada. Yasuo birisi korumakla mükellefti ama onu öldürdü. İstemeyerek olsa öldürdü yani. Tabii kendi kılıcıyla öldürmedi de. Onu koruması gerekirken başka yere gitti işte öyle diyeyim. Ha, bizim tayfa dörtlenecek, orada buluşacağız. Anladığım kadarıyla. Yine Gri Liman'a giderek kendilerine isim yapmaya çalışan kahramanlar çıktı karşıma. İyi şanslar. Şansın sana kalsın. Nagaki Boruto'nun rehberliği bize yeter. Ciddiyseniz tesisatı ihtiyacınız olacak. Size o konuda yardımcı olabilirim. Paranız varsa tabii. Şimdiden harcayın. Harcayacaksanız harcayın ki köpeğin cebi yok. Ben niye konuşamıyorum? Allah Allah. Yanlış girdim. Dora'nın kılıcı mı?
Mavi alev ödülü, han kavgaçısı. Ha. Bazılarının kendine göre bir artısı var. Mesela bak bunda bir şey yokken bunda hasarı düşük ama bir pasifi var gibi. Ha, anladım. Kıyafetler, mıyafetler falanlar filanlar. Okey. Kapalı. Kapıdan uzaklaşın. Ben Kraken rahibesiyim. Nereye istersem giderim. Kimseden izin alacak değilim. Sis yaratıklarını bir tek bu kapı tutuyor. Git başka yerde eğleş. Farklı bir şekilde yaklaşsak? Vaktimiz yok. Abi fight'ı mı sokacağım? Kapıyı açarsın ya da kırarım. Ölecek olan sensin. Kapı açılıyor. Çekilin. Al. Daha doğrudan yaklaştım. Böylesini pek beklemiyordum. Ama etkili. Bir şey geliyor. Eski tuttuk ya. Bir fight'a sokma, videoyu kapatayım artık ya. Tutturamıyorum. Ya hiçbir şekilde tutmuyor. O zaman ağırlıktan önem veririz. Yapacak bir şey yok. Tutmuyorsa zorlamanın anlamı yok. Çek zamanla açığa çıkacak. Aha Yusuf katıldı. İyon ya da burada ne arıyor? Bu ne hırs? Grubunun artık ultileri var. Bu yetenek son derece güçlüdür ve savaşın gidişini değiştirebilir. Bir çatışma sırasında anlık yetenekler ve koridor yeteneklerini kullanarak ulti göstergesini doldurur. Ulti göstergesi grubunun herkesin ulti kullanmak için yararlı bir havuzdur. Ulti göstergesi her çatışma başlangıcında sıfırlanır. Ultilerini akıllıca kullan. Ah ulti. Ay çok güzel. Peki Aloy'nin de var mı?
Çok iyi ya. Yasuo'nun gelmesi çok tatlı olmadı mı? Ganimet alırım. Para paradır. O Yasuo direkt 7 levelden geldi. E güzel. Beşleşmiş. Demek doğru. Gri limanın sis gezginleri yeniden uyanıyor. Araştırmamız uzun sürmedi. Evet, kısa sürdü. Üstelik bir İonyalıyla birlikte savaştık. Ne eğlenceli. Bir şey değil. Çekilin kenara. Bir dakika kılıç ustası. Hareket ediş biçimin çok ilginçti. Yaratıklar yolumu kesiyordu. Gri limana mı gidiyorsun? Karşına neyin çıkacağından haberin var mı? Umurumda değil. Birini bulmam lazım. Sen de bize katıl. Arkadaşını birlikte ararız. Siz karşılaştığın hiçbir tehlikeye benzemez. Gri limanda her kimi arıyorsan muhtemelen ölmüştür. Hız işine yaramaz. Doğru. Brown gözüyle gördü. Neredeyse ölecekti. Brown kim? Brown benim. Ya abi. Anladım. Ya neyse. Brown bu yaratıklarla savaştı yani. Evet. Gölge adaların yakınındaydım. Çok kalabalıktılar. Teknemi batırdılar. Yakında dönüp yine karşılarına çıkacağım. Bu kez hazır olacağım. Bu şeyler senin gibi iri birini bile zorluyorsan bir arada kalsak iyi olabilir. Öyleyse size yardım edeceğim. Şimdilik. Sen mi? Çok sevindiniz. Adın ne? Yasuo. Çok iyi değil mi? Burak kim? Yasuo gruba katıldı. Rol hasar. Büyük azme sahip olan bir İonyalı Yasuo, rüzgar gücünü düşmanlarından karşı hızlı ve isabetli bir şekilde kullanan çevik bir savaşçı. Gençliğinin mağrur günlerinde haksız yere ustasını bak dediğim olay buydu. Hani dedi ya, ben daha bunu daha kaybedemem ya da bunu işte korumam gerekiyor bu muhabbeti yaptı ya, bu muhabbet aslında yani. Hatta devam edelim. Gençliğinin mağrur günlerinde haksız yere ustasını katletmekle suçlanmış ve masumiyetini kanıtlamayınca kendisini korumak için ağabeyini öldürmek zorunda kalmıştı. Şimdilerde koruması olduğu gizemli vasıya Ahri'yi arıyor. Geçmişteki hatayı bir daha tekrarlama kararlı. Yani o yaptığı hatayı bir daha Ahri'de yapmayı istemediğinden hızlıca gitmek istiyor. Ve az önce kullandığımız için çok da dikkat etmeye gerek yok gibi. Ben bir Yasuo'ya geçeyim mi? Nasıl duruyor? Klasik. Klasik Yasuo. O zaman bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.